الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيق واعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب Yüce Rabbim her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Bizleri, eşlerimizi, çocuklarımızı, aile bireylerimizi, komşu akrabalarımızı ibadetine düşkün olanlardan eylesin. Dünyaya niçin geldiğini fark eden ve ahiret sermayesini ölmeden önce ciddi manada hazırlayan ayık kullarından olmayı Rabbim her birimize ikram eylesin. Çoluğumuza, çocuğumuza ikram eylesin. Yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde akıllı olarak beyan ettiği kulların özelliklerine, güzelliklerine sahip olmayı, ve akıllı kulları arasında yer alabilmeyi her birimize ihsan ve ikram eylesin. Kıymetli izleyenlerim, sefer dediğimiz, yolculuk dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu kolayla vesile kıldığı bir meseledir. Yani seferi olan, yolcu olan bir insana Cenab-ı Hak bazı şeylerde kolaylıklar veriyor. Daha önceki derslerimizde de ifade etmiştim. Seferi olan bir insan dört rekatlık farzları iki kılar, Ramazan orucunda tutabiliyorsa tutar, tutamıyorsa daha sonra kaza eder. Cuma namazını kılabiliyorsa kılar, kılamıyorsa onun yerine öğle namazını kılar. Bayram namazlarını kılabiliyorsa kılar, kılamıyorsa onun yerine, onların yerine herhangi bir namaz kılmasına gerek yok. Ruhsat vardır bayram namazı kılmamasına. Kurban bayramında kurban kesmek mecburiyetinde değildir. Eğer kurban bayramı günlerinin tamamında seferde ise yolculuğu devam ediyorsa. Ayağındaki mesler üzerine meshin suresi normalde 24 saattir. Ancak seferde olduğu zaman bu 72 saate yani 3 gün 3 gece çıkarılmış oluyor. Bu da ayrı bir kolaylık olmuş oluyor. Bugünkü dersimizde de misafir olan yani seferde olan bir insan misafir dinimizde fıkıh ve hadis ıslahında sefere çıkan demektir. Biz kendi memleketimize misafir deyince evimize gelen kişiye misafir diyoruz evimize gelen misafirin Arapçası, Arapça daif kelimesidir. Luyuhur Rahman, Rahman Teala'nın misafirleri. Merhaben bi duyufur Rahman, Mekke'ye gittiğimiz zaman merhaba Rahman Teala'nın misafirleri derler. Merhabem bi duyufi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de gittiğimizde merhaba, hoş geldiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin misafirleri. Bizim Türkçe'de kullandığımız misafirin Arapçası daif ve cemisi de duyuf gelir. Biz onu Türkçe'de misafir olarak tercüme ediyoruz. Ama Arapça hadiste, tefsirde, fıkıhta misafir denildiği zaman sefere çıkar manasındadır. 90 kilometre ve daha fazlası fıkıh terimli üç günlük bir yola tabi israatları hariç üç günlük bir yola çıkacak olan ee, çıkmış olan insana misafir denmiş denmiş oluyor. Dolayısıyla bizim burada kullanacağımız misafir tabirinden evimize gelen misafiri kastetmiyoruz. Sefere çıkan kişiyi kastediyoruz. An Aişete radıyallahu anha Hazreti Aişe annemiz radıyallahu anha buyururlar ki alet inne hamza ibn amrin el eslemi Eslem kabilesinden olan Hamza bin Amr, "Kale'l-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru sordu. Esumu fi sefer. Ben seferde oruç tutayım mı? Hükmü nedir? Tutabilir miyim? Ki ve vekeni kesi yami." Bu Hazreti Hamza, Hamza bin Amr Orucu çok severdi, çok fazla oruç tutardı. Yani oruç konusunda mahir birisiydi. Ramazan ayında sefere çıktığımda oruç tutayım mı diye aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bunun hükmünü sordu. Fakale aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki İn şiite felsun ve in şiite o senin şeyine bağlı. Bu konuda ruhsat vardır. İstersen tutarsın, istersen tutmazsın, iftar edersin. Yani tutarsan yanlış yapmış olmazsın, kendine güveniyorsan tutmayıp iftar edersen Cenab-ı Hakk'ın verdiği ruhsatı kullanmış oluyorsun. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde oruçla ilgili ayetlerde, وَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَارٍ Kim hasta olur veya seferde olursa başka günlerde tutar diyor. Dolayısıyla Ramazan'da tutmamanın, başka günlere bunu aktarmanın ruhsatı zaten Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ama ruhsat olarak vardır. Dolayısıyla tutabileceğine güveniyorsan, zor durumda kalmayacağına güveniyorsan, yolculukta sıkıntı yaşamayacağına güveniyorsan tut. Hayır problem var dersen zaten Cenab-ı Hak izin vermiştir. Tutmak ve tutmamakta serbestsin. Tutmadığın zaman günahkar olmazsın. Tuttuğun zaman da yanlış yapmış olmazsın. Bu senin isteğine bağlıdır dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ki bu hadis-i şerifi Bukhari ve Müslim beraber rivayet etmişlerdir. Yani sahih bir kaynaktır. Bu, bu sahih kaynaktan neyi anlıyoruz? Yani... Seferde oruç tutmama işi ruhsattır. Ruhsatla amel eden kişi tutmayabilir. Efendim, ben hayır ruhsatla değil de azimetle amel edeceğim deyip de e, ben oruç tutacağım daha e, doğrusunu daha iyisini yapacağım sağlığım yerinde başka günlere bunu bırakmayayım derse onu da yapabilir. Bir problem yok. Birinci hadisi şerifimiz seferle ilgili efendim e, ee, soru soran kişiyi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendi iradesine bırakmıştır. Demek ki ikisine de eşit gözle bakmıştır. İkinci hadi ikinci hadis şerifimiz Ebu Sa'id el Hudri radıyallahu an efendimizden rivayet ediliyor. Kal o da şöyle anlatıyor. Kendi yaşadığı bir macerayı anlatıyor. Gazevna ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme bi aşrate Madat min şehri Ramazan. Ramazan ayından 16 gün geçmişti. Yani demek ki Ramazan-ı Şerif'in 16. günü olmuş oluyor. Ramazan-ı Şerif'in 16. gününde gazaya gitmiştik. Yani savaşa gitmiştik. Gazve dediği savaş demektir. Feminnâ men saame, ve minnâ men O yolculukta savaşa gidiyoruz. O yolculuk esnasında bizden bir kısmı oruçluydu, bir kısmı da oruç tutmuyordu. Oruç tutanlar Ramazan'dır, bu orucu başka güne bırakmayalım diyordu. İftar edenler de yolculuk var, seferdeyiz. Cenab-ı başka günlerde tutabilirsiniz dedi. Dolayısıyla bu ruhsatla amel etmiş oldular. فَلَمْ يَعِبِ السَّائِمُ alel muftiri velel muftiru alel saimi. Burası çok hoş. Yani ne oruç tutan oruç tutmayana neden tutmuyorsun kardeşim dedi. Ne de oruç tutmayan oruç tutana, kardeşim Ramazan'da niye oruç tutuyorsun seferdeyken demedi. Oruç tut Ramazan'da seferde olan kişinin oruç tutmasıyla oruç tutmaması her ikisinde muhayyer olduğu kanaati onlarda oluşmuş ki tutan tutmayana Tutmayan da tutana müdahale etmiyor. Niçin bunu yapıyorsun demiyor. Bundan ne anlaşılır? Bundan işte biraz önce ifade ettiğim gibi Ramazan'da seferdeyken, yolculuk varken orucu yemek caiz olduğu gibi kendine güveniyorsan orucu tutmak da caizdir. Tabi burada şunu paylaşayım kıymetli kardeşlerim. Diyelim ki Ramazan-ı Şerif ayında biz Ankara'ya gideceğiz, Konya'ya gideceğiz. Sefere çıkacağız yani. Ama uçak biletimiz saat 10'da. Saat 9'da. Sabah saat 9'da veya 10'da. Biz şimdi evimizden henüz sefere çıkmadık. Evimizde yemek yiyerek, sabah kahvaltısını yaparak çıkabilir miyiz? Bu caiz değildir. Çünkü biz henüz seferi değiliz. Bir insan seferi olmaya niyet etmekle seferi olmaz. Seferilik ne zaman başlar? gideceğimiz cihete doğru bulunduğumuz mıntıkanın binaları bittiği yerden itibaren başlar. Yani mesela e, İstanbul'da Avrupa yakasında olan bir insan Anadolu tarafına gideceği zaman e, bir kısım Hoca Efendi'nin ifadesiyle Boğaz Köprüsü'nü geçer geçmez başlar seferilik. Bazı kardeşlerimiz, Hoca Efendi'lerimiz de efendim e, coğrafi sınır dediğimiz Gebze, İstanbul sınırı bittikten sonra başlar demişlerdir. Sonuçta fukaha arasında o dermiş bu dermiş ama şurası önemli. Diyelim ki Fatih'ten hareket edecek olan bir insan henüz hareket etmeden kahvaltımı yapayım da öyle çıkayım diyemez çünkü henüz seferi değil. Fatih çıksa efendim e, Mecidiyeköy gitse, burada yiyeyim dese yine yiyemez çünkü henüz seferilik başlamamıştır seferilik başladığı andan itibaren e, yemesi caizdir. Bu da önemli bir noktadır. Ben sefere gideceğim, öğlende, öğleden sonra sefere çıkacağım diye öğlene kadar yemesi seferi olmadı halde yemesi caiz değildir, helal değildir. Bunu da bilmek lazım. Sefere çıkacak olan insan eğer 10'da, 11'de çıkacaksa o zaman kadar oruca niyet etmez ama evde de yemez. Zaten Ramazan orucuna öğlene kadar niyet etmek caizdir sefere çıktıktan sonra o zaman seferilik ahkamı kendisi için geçerli olur. Ee, uygulaması neyi uygulamada tercih ediyorsa onu yani oruç mu tutacak, oruçlar tutmayacak mı, iftar mı edecek? Yolculuk hükmen, şer'an başladığı andan itibaren e, yolculuğun ruhsatı da başlamış oluyor. Yani diyelim ki saat 3'te havalimanında uçacak olan bir insan Veyahut da işte havalimanında olacak olan bir insan ölen ezan okunduğunda evde ise henüz seferilik başladı mı? Başlamadı. Peki namazı iki mi kılacak, dört mü kılacak? Dört kılacak. Çünkü seferilik başlamadı. Nasıl ki orada seferilik başlamadığı için namazı tam kalacaksa, seferilik başlamadığı için de yiyemez, oruca münasip e, davranması lazım. Oruca muhalif bir tavır sergilemesi dinen caiz değildir kıymetli izleyenlerim. Üçüncü hadisi şerifimizde ve an Cabir'in radıyallahu anhu Hazreti Cabir radıyallahu an Efendimiz'den mervidir ki Kale kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme fi seferin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydi, bir yolculukta idi. Fera'a zihâmen ve raculen qad zullile aleyhi bir yerde bir kargaşa var. Kalabalık insanlar toplanmışlar. Bir de bakmış ki yaklaşmış ne var ne yok diye merak etmiş. Bakmış ki adamın bir tanesi yatıyor. Üzerine işte ağaçlardan, dallardan gölgelik yapmaya çalışıyorlar. Fekale hayırdır nedir bu diye sordu. Ne oldu arkadaşınıza yani? Kalu dediler ki saimun. Oruçludur ya Resulallah. Yani oruç çarptığını bu yolculukta dayanamadı. Dolayısıyla e, rahatsız oldu, komaya giriyor. Üzerine işte gölgelik yapmaya çalışıyorlar. Fakale aleyhissalatü vesselam Efendimiz dillere destan bir cevap verdi. Leyse minel birri assavmu fis sefer. Seferde, yolculukta efendim bu şartlarda oruç tutmak bir rutakvadan değildir dedi. Yani başına bu hal gelecek, ondan sonra çaresiz kalacaksın, yolculuğu devam ettiremeyeceksin. belki orucu da devam ettiremeyeceksin. Bu bir ru takvadan sayılmaz. Kıymetli izleyenlerim, e, seferdeyken oruç tutma ile ilgili ilk okuduğumuz birinci hadis i şerif ki Bukhari ve Müslim idi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz istersen tutarsın, istersen tutmazsın diye ruhsat vermişti. İkinci hadis-i şerifi Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh Efendimiz rivayet etmişti ki bu da Müslim'de vardır. Oruç tutanlar tutmayanları tutmayanlar da tutanları ayıplamamıştır. Bir serbestlik olduğu anlaşılıyor. Üçüncü hadis-i şerifimizde de tutmamanın daha iyi olduğu sanki anlaşılıyor leyse bir birri es fi sefer. Yani seferde oruç tutmak sofuluk sayılmaz değil. Bir rutakvadan değildir diyor. Peki bundan hangisi kastediliyor? Diğer hadis-i şeriflerle de birleştirdiğimiz zaman yani insana zarar verecek, insanı gerçekten yoracak, seferdeki arkadaşlarından geri bırakmasına sebep olacak oruç ne değildir? bir rutakvadan değildir. Bu şekilde anlamak lazım bunu. Bir sonraki hadis-i şerifimizi Hazreti Enes radıyallahu an efendimiz rivayet ediyor. Ve Enes'in radıyallahu anhu kal künna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fi sefer. Bir seferde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Bir yolculukta beraberdik. Fe saim ve minnel muftir. Bizden oruç tutanlar da vardı, oruç tutmayanlar da vardı. Fenazelne Menzilen fiye ömün herin sıcak bir günde bir yerde konaklayalım dedik. Sıcak zamanda e, klimalı arabalarla değil, develerinde kliması yoktur. O zaman o günkü şartlarda güneşin e, sıcaklığı altında sefer yapıyorlar, yolculuk yapıyorlar. Diyor ki e, Fenezelne Menzilen fiemen herin çok sıcak günde bir yere konakladık. Fasika't-savamun <laughs> oruçlu olanlar düşmüşler. Akşama doğru çaresiz kalmışlar yani sallanamıyorlar. Ve kamel muftirun oruç tutmayanlar o gün seferin ruhsatından, yolculuğun ruhsatından istifade ederek o gün oruç tutmayı yemeği yiyip su içenler bir Oruç tutanlar vardır. Bu oruç tutanlar ne yapıyorlardır? Ee, kendilerinden geçtikleri için istirahat ediyorlar. Diğerleri ise onlara hizmet ediyor. Çadırlarını kuruyorlar. Ondan sonra efendim su ihtiyacı olanları sularını temin ediyorlar. Yani hizmet ehli oldular. Fekahle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki Vehebel muhtirune el yevme bil ecri. Bugün oruç tutanlar var. Bir de oruç tutanlara hizmet edenler var. Vali uğranlar, köşeyi dönenler, orucu yiyenlerdir. Çünkü onlar oruçlu olan insanlara hizmet etmişlerdir. E, oruçluya hizmet edip onun sofrasını kurmak adeta bir oruç tutmak gibi mükafatı vardır. Binaenaleyh bunlar hem zaten tutmadıkları orucu kaza edeceklerdir. Ayrıca oruç hizmet ederek efendim onların orucunun sevabından da almış olacakları bakımından e, bugün voli vuran yani e, en çok mükafatı alan köşeyi dönen tabiri caizse iftar edenlerdir yaptıkları hizmetlerle. Tabi buradan şunu da görmek lazım kıymetli izleyenlerim. Bir grup bir yere gidiyoruz gittiğimiz yerde haç olur, ömrü olur, başka bir organize olur. Bu organizede birileri hizmet eder, birileri hizmet edilir. Seyyidül kavmi hadimuhum çok önemli bir hadis-i şeriftir. Rahmetli İhsan Efendi hocamız bunu anlatırken şöyle anlatıyordu. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i duymuş, hayran olmuş ama kendisini görmediği için tanımayan kişiler gelirler dışarıdan. Ali sallallahu ve sellem efendimizi ziyaret etmek isterler. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bulunduğu meclise girerler. Bakarlar ki kalabalık insanlar var. Efendim ortada da birisi hizmet ediyor. İşte süt dağıtıyor veya hurma dağıtıyor. Bir hizmette bulunuyor yani. O dışarıdan gelen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmek isteyen insan şöyle soru sorar. Men seyyidul kavmi Böyle bir koltukta birisinin oturduğunda görmeyince sıradan insanlar sırayla oturmuşlardır. Birisi de hizmet ediyor. Men seyyidul kavmi. Bu kavmin efendisi kimdir? Ali ve vesselam efendimizi arıyor. Men seyyidul kavmi? Kavmin efendisi kimdir diyor. Halbuki orada hizmet eden efendimizin kendisi. Yani koltukta oturan değil, hizmeti yapan efendimiz Aleyhisselam kendisi kendisi cevap veriyor. Diyor ki seyyidül kavmi hadimuhum. Yani kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Burada bir cümleyle iki şey vurgu yapmış oldu. Bir aradığın benim, bu kavme hizmet eden kimse bu kavmin seyidi olur. Sen aradığın benim, işim benimledir demiş oldu. İki, bir de bir insan hizmet etmekle efendi olur. Hani biz hizmet eden insanlara e, farklı gözle bakmış olabiliriz ama dini literatürde ne deniyor? Bir kavmin efendisi kimdir? O kavme hizmet edendir. Ne kadar hizmet edersek o kadar efendi oluruz nezdi ilahiyede. Bir grup arkadaşlarımıza bir yere yemeğe gittiğimizde veya bir organizeye katıldığımızda bir hizmet edilmek var bir de hizmet etmek var. Hizmet etmek gerçekten çok daha değerlidir çok daha şereflidir. Biz burada hem oruçla ilgili bir meseleyi öğrenmiş oluyoruz hem de hizmet etmenin değerini öğrenmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak hiçbir şeyi boş bırakmaz. Zerre kadar iyilikler ve kötülükler tartılacaktır. Bu da mizana girecek. Yani oruçlu olan insana, namaz kılan insana, ibadet eden insana, Kur'an okuyan tale talebeye, yardım etmek, destek vermek efendim on, ona omuz atmak tabiri caizse bunların hepsi ahirette karşılığı gerçekten çok büyük olacaktır. Diyelim ki bir yetim toparlayamıyor kendisini maddi imkanlarla. Siz ona omuz atıyorsunuz. Yani ona destek oluyorsunuz. Bir işe tutunuyor. Efendim veya bir eğitimi tamamlıyor. Odan sizin nasibiniz az değildir. Diyelim ki bir medrese yapıyoruz. Bu medresede her taraftan insan geliyor, kadın ile erkeği ile okuyor, istifade ediyor. Ne oluyor? Burada biz servetimizi, sermayemizi ahiret sermayesine dönüştürmüş oluyoruz. İnsan ahirete gittiğinde dünyada kazandığı malların hiçbirisini bulamayacak. Hiçbir arabam yok, evim yok, arsam yok, paralarım yok, hiçbirisini bulamayacak. Ancak bir insan Allah için harcamış olduğu ne varsa, talebe için harcadığı, medresi için harcadığı, fakir komşusu için harcadığı, fakir bildiği insanlar için harcadığı bütün bunlarla ilgili yani Allah için yapılan her harcamanın mutlaka karşılığını görecektir ve bulacaktır. Bunun dışında bütün servet dünyaya kalacak. Dünyaya kalınca kime kalacak? İşte eş ve çocuklara kalacak. Eş ve çocuklara kalınca da ne olacak? Elbette insan eşini çocuklarına mağdur bırakarak, başkasına el açacak şekilde bırakarak gitmesi doğru değildir. Ancak insan önce kendisini de düşünmesi lazım. E, ne demek kendisine düşünmesi lazım? Bu malı kazanırken hesabını verebilecek şekilde mi kazanmıştır? Buna taalluk eden vazifeleri, buna taalluk eden vazifeleri vaktinde zamanında yapmış mı? yapmadıysa ahirette bunun hesabını verebilecek mi, veremeyecek mi bu müzakereyi yapması lazım. Bu müzakereyi yapmadığı zaman, bunun düşüncesi düşünmediği zaman sonuçta zararlı çıkabilir. Ne demek istedim? Yani diyelim ki adam zekatını vermemiş. Zekatını vermeyince o parayı ne, kime bıraktı? Çocuklarına bıraktı, damatlarına, gelinlerine bıraktı. Peki hesabını kim verecek? Hesabını ben vereceğim. Keyfini kim yaşayacak? Onlar yaşayacak. Peki onların el ayağı yok mu? Onlar kendi ayakları üzerinde duramazlar mı? Dururlar ama işte çocuk ya bizden de ona itikad et. O zaman insan burasının da hesabını yapmalıdır. Bir deneyin hesabını yapmalıdır? Ben malımdan, paramdan ne kadar ahirete intikal ettirebilirim? Gidince ne kadar e, bulmam için e, dünyada bunun cömertliğini yapabilirim? Hesabını yapmak lazım. Çünkü bu hesabını yapmadığım zaman her şeyimizi bırakıyoruz. Bir şey de göndermediysek fakir olarak gidiyoruz. Dünya'ya geldik, zenginleştik. Sonra giderken fakirleşip gitmiş oluyoruz. İbadet zengini değilsek, namaz zengini değilsek, oruç zengini değilsek, zikir zengini değilsek, Kur'an zengini değilsek ahirete efendim fakir olarak gitmiş oluyoruz. Dolayısıyla e, burada insan kendi karını, kendi menfaatini çok iyi görmesi lazım. Neyi kastediyorum? Yani ahiret bizim ebedi yurdumuzdur. Bu ebedi yurtta işime yarayacak, yüzümü güldürecek. Neyse ben onu yapmalıyım. Çünkü orada benim çocuklarım benim imdadıma koşmaz. Benim damatlarım, benim gelinlerim, benim torunlarım, yeğenlerim benim imdadıma koşmaz. Zira onlar kendi derdine düşmüşlerdir. Rabbim hepimize yardım eylesin. Bir sonraki hadisi şerefimiz. Ee, kıymetli izleyenlerim. Ve an İbn radıyallahu anhuma İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Kharaca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min el Medine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Medine'den çıktı ile Mekke Mekke'te. Mekke'ye doğru yola revan oldu fetih yılında. Fesame oruç tuttu yolculuk esnasında. Hatta belava usfane. Usfan denen yer ki Medine'ye yakın bir yerdir. Efendim veya aslında böyle ifade edilse de Mekke'ye iki merhale yakın yerdir. Yani Medine değil de Mekke'ye daha yakın bir yerdir Usfan. Usfan denen yere e, geldi mesfen e, usfan denen yere geldiğinde tüm meda bir ma'in bir su istemiş bana su getirin demiş ferafahu ila yedihi ve Ali sallallahu aleyhi ve efendimiz e, suyu avucuna almış sonra ferafahu ila yedihi li yarahu insanlar görsün diye feftara Fe ve iftarını yaptı, orucunu bozdu. Hatta kadime Mekke'de. Ondan sonra Mekke'ye girdi. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz oruçlu iken yola çıkmıştır. Ama geç saatlerde işte Osman denen yere vardığında su istemiştir. Ve e, orucunu bozmuş, iftar etmiştir. Böylece oruçlu olan bir insan seferdeyken orucunu bozabilir mi? Bunun ruhsatı vardır. İşte ben yapıyorum diyerek insanlara bunun cevazını öğretmiş oldu. Yarahun <laughs> nas ellerini elini, elini mübarek elini niye kaldırdı? İçimini göstermek için insanlar görsünler diye. Fe aftara vesselam efendimiz iftarını böylece gerçekleşmiş oldu. Bunlar ne anlaşılmış oldu? Bir insan oruçluyken seferde ise dar da kaldığında ne yapabiliyor? Orucunu bozabiliyor. Başladım diye sefer esnasında devam etmek mecburiyetinde değildir. Devam ederse elbette güzel olur ama kendisine güvenemiyorsa o zaman efendim orucu açabilir ve yoluna bu şekilde devam eder. Bu hadis-i şerif Fekan Ebu Abbas'in ve zalike Ramazan. Bu diyor hani nafile bir oruç değildir. Ramazan ayında idi. Fekan Ebu Abbas'in يقول İbn Abbas radıyallahu anhuma derdi ki: "Kad sama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve iftar." Seferde Peygamber Efendimiz sanırsın oruç tuttuğu da var, oruç tutmadığı da var. Femen şa'a sam ve men Öyleyse burada bir ruhsat vardır. Dileyen oruç tutar, azimetle amel eder. Dileyen de iftar eder, ruhsatla amel eder diyor. Efendim İbn Abbas radıyallahu anhuma. Bu da Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şeriftir kıymetli kardeşlerim. Ve fi rivayetin li Müslim'in an Cabir radıyallahu anhu ennehu şeribe ba'de'l asil. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Osman denen yerde su içmesi hangi vakte tevafuk etmiştir? İkindi namazından sonraydı. İkindi akşam arasıydı. Şimdi kıymetli izleyenlerim, tabi bu farz oruçtan bahsediyoruz. mesela öğlen ikindi vakit önemli midir? Burayı izah etmek için söylüyorum. Mesela diyelim ki bir insan nafile oruç tutuyordur. Nafile oruca başlamıştır. Sonra bir misafiri geldi veya kendisi bir yere misafirliğe gitti. Nafile oruç bozulur mu? Normalde bozulmaz. Ve la a'malikum amellerinizi iptal etmeyin. Bir ibadet başlayıncaya kadar nafiledir. Başladıktan sonra vacip olur. Diyelim ki abdest şükür namazı bir müstehaptır ama Allahu Ekber deyip başladıktan sonra bu ne olur? Vacip olur. E, dolayısıyla nafile oruçtan bir insan her ne kadar nafile olarak başladıysa da amelini iptal etmemesi gerekir. Bundan dolayı efendim Orucuna devam edecektir. İptal etmeyecektir. Peki e, seferi affedersiniz, misafirliğin verdiği bir kolaylık var mı? Var. Diyelim ki ev biz Misafir geldi bize. Biz oruçluyuz. E, biz ona ikram edeceğiz. Biz yemezsek çekinebilir, yemez. O zaman biz orucu bozabilir miyiz? İşte bozabiliriz. Ruhsat vardır burada. Diyelim ki biz misafirle gittik. Oruçluyuz, sofradadırlar. Bizi sofraya davet ettiler. İlla ısrar ediyorlar, gel gel diyorlar. Orada biz onların hatır için orucu bozabilir miyiz? Bozarız. Sonra günlük günü kaza ederiz. Ancak öğleden sonra olursa, ikindiye doğru olursa o zaman buna izin verilmez. Yani diyelim ki ikindi oldu, bir misafir geldi, Kardeşim ben şimdi senin için orucu bozayım. Zaten günün yarısı geçti. Bir şey kalmadı gibi karış kaldı akşama. Yani demek ki öğleden sonra, ikinden sonra nafile oruçlarda önemlidir ama farz oruçta önemli değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz iftarını ikindiden sonra gerçekleştirdi. Mekke'ye giderken kıymetli izlenir. Kitabımızda bu konuyu anlatan Bukhari ve Müslim'deki hadis-i şerifler birinci fasılda, diğer kaynaklarda zikredilenler iki fasıl, ikinci fasılda Kütüb-i Sitte'nin diğer kaynaklarında. Şimdi ikinci fasla geldik. An Enes bin Malik'in el-Kabi radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zat diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnne Allah'a vada'a anil müsafiri şat ve salâh ve anil müsafiri ve anil murdi'i vel hublâh. Yani Allah Celle ve Ala Hazretleri rahmetiyle, lütuf ve keremiyle seferde olan bir insandan dört rekatlı namazın yarısını kaldırdı. Namazın yarısını, dört rekatlı namazın yarısını, farz namazın yarısını kaldırmıştır. Vessavme anil musafiri musafirden de orucu kaldırmıştır. Tamamen kaldırmış yani. Ne demektir bu? Yani oruçlu olan insan Ramazan'da seferde ise oruç tutmayabilir. Vanil anil murdu'i hubla Kadın çocuk emziriyor. Oruç tuttuğu takdirde çocuğun sütünde sıkıntı olacak, çocuğun karnı doymayacaksa o emziren kadına da e, emziren kadına da oruç tutmama ruhsatını vermiştir. Ayrıca vel hubla kadın gebedir. Tabi burada sütün engel ise demektir. Kadın gebedir. Gebeliğinde eğer yemesi gerektiği kadar yemezsiz çocuk için, sağlığı için sıkıntı olacaksa o zaman e, bu gebe olan kadın da orucunu bozabilir. Tabi gebe olanın oruç tutması gerekmez. Efendim e, süt emziren kadının e, oruç tutması gerekmez gibi mutlak bir fetva verildiği zaman bundan yanlış çıkarımlar yapılır. Kadıncağız daha yeni hamile olmuştur. Varlığıyla yokluğunu müsavidir. Kendisi hiç yormuyordur. Daha ültrasyonla belli etmiştir onu. Zaten kendisi fark edememiş. Yani oruç tutmasına bir engel yok. Beden açısından, sağlık açısından, çocuk açısından bir şey yok. Şimdi şurası önemli kıymetli izleyenlerim. Bir taş yerinde ağırdır. Bir ibadeti vaktinde zamanında yaparsanız o kolaydır. Ama vaktinden kaydırdığınız zaman gerçekten çok zorlaşıyor. E diyelim ki sabah güneşin e, imsan atmasıyla ile güneşin doğuşu arasında iki saat vardır. İki saat içerisinde iki rekat farz, iki rekat sünnet diyelim dört rekatı yerleştirmek çok zor değildir. Ama sabah namazını vaktinde kılmadığın zaman 365 gün içerisinde o bir günün kazasını sıkıştırmak zordur. Bir insan 30 ramazan tutuyor, yorulmuyor üç tane kazası vardır, o üç günü bir sene de zor bitiriyor. Onun için e, burada şunu görmek lazım. Eğer bir insan seferde oruç tutabiliyorsa tutsun, sağlık dengesini bozmayacaksa tutsun. E, çünkü seferde tuttuğu zaman, vaktinde, zamanda borcunu ödemiş oluyor. Daha sonraki zamanlara bıraktığı zaman, Üç günü toparlama gerçekten çok zor oluyor. Şeytan da insanı gıdıklıyor. Ben bu konuyu bu şekilde siz kardeşlerimle paylaşırken inanıyorum ki birçok kardeşimiz hocam sen haklısın. Sen haklısın benim başımdan geldi geçti. Şöyle bir noktayı da paylaşmış olayım burada kıymetli izleyenlerim. Gerçekten bir insanın üzerinde bir vakit namaz kaza kalırsa, başka hiç kazası yok. Bir vakit kaza kalırsa, önce o namazı kaza etmesi lazım, sonra vakit namazını kılması lazım. Diyelim ki öğlen namazını kazaya bıraktım ama benim başka hiç kazam yok. İkindi vakti girdiğinde hatırladım ki ben öğlen namazını kılmadım. Öğle namazını kılmadığım hatırımdayken ikindiyi kılsam ikindi olmaz. Önce ikindi, öğleni kılacağım. Sonra ikindiye kılacağım. Ancak bu herkes için geçerli değildir. Sahibi tertip dediğim hiç kazası yok. ilk kazası oldu. Bu 1, 2, üç, dört, beşe kadar çıkar. Beşe aşarsa o zaman sahibi tertip olmaktan çıkmıştır. Neden böyle insan e, kazaya bıraktığı namazı hatırındayken başka namaz kılması yani vakit namazı kılması caiz değil. Evvela yani kısa da geçerli değildir. Evvela kazayı halletmesi lazım. Çünkü kıymetli izleyenlerim şeytan insanın kazalarını üst üste koyduğu zaman bunların altına kalkılmaz zaten. işine bak sen çoluğun çocuğun nafakasına bak diyecektir. Ona bu vesveseyi verecektir. Onun için ne yapmıyor? Şeriat bir insanın üzerindeki kaza namazlarını çoğaltmıyor. Bak bir olabilir, iki olabilir. Efendim üç olabilir, dört olabilir, en çok beş olabilir. Olabilir derken yani ruhsat veriyorum anlamında değil. Yani 5'ten yukarı çıktığı zaman sahibi tertipliğin bitiyor. Sahibi tertip, hani üzerindeki kaza sayısı 5'i geçmemiş olan kişiye deniyor. Onun özel hükümleri var. Gerçekten bir madalyadır. Sahibi tertip olmak bir madalyadır. Orada namazlar, hani 5 vakit namaz eğer açtığı zaman adamın zimmetine 5 vakit namaz var. Zaten 5 vakitte ibadeti vardı. O şimdi e, bu, bu tembellikle ikisini nasıl bir arada gerçekleştirecek gerçekten zor. Bu tembellikle dedik çünkü beş vakti hala kaza etmemiştir. Tembelliği göstermektedir. Şimdi e, gebe olan kadın, emziren kadın bakmalıdır. Bu emzirmemin çocuğa zararı var mı? Veya bu emzirmemin çocuğun, gebe olduğum çocuğa zararı var mı? Bu zararı ya kendisi tecrübeyle biliyor veya uzman, hazik, mahir, Müslüman bir doktor kendisine söylüyor. Bu da önemlidir. Her doktorun söylediği değil, oruca saygısı olan, kendisi oruç tutmaya gayret eden birisi olması lazım. Öbür türlü zaten derler ya deliye her gün bayram. Adamda zaten din yoksa, iman yoksa, dini hassasiyetleri yoksa ya tutma sen hastasın ve emzikli, emziriyorsun, sen hamilesin tutma orucunu der. Zaten kendisi hiç tutmuyor. Kendisi hamile değil tutmuyor. Emzirmiyor tutmuyor. Kendisi emzirmediği halde tutmuyor. Hamile olmadığı halde tutmuyor. Sana şimdi hamileyken tut mu diyecek. Emzirirken tut mu diyecek. Burada ne önemlidir? O kadın kendisini biliyor. Emzirdiğim zaman çocuk aç kalıyor mu kalmıyor mu? Yani ben oruçluyken emzirirsem gerekli besini alabiliyor mu, Alamıyor muyum? Tedbirini alabilir miyim? Sahurda fazla yiyip efendimiz sütü e, imal eden Sütün çoğalmasına vesile olan gıdalarla bunu yapabilir miyim? Bunun çalışmasını yapacaktır. Önemli olan Cenab-ı Hak izin veriyor mu? Vermiyor mu? Evet. Emziren kadına bir de gebe olan kadına e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, oruç tutmama konusunda ruhsat olduğunu beyan etmişlerdir. Bu hadis-i şerifi Ebu Davud Nesehi ve Tirmizi ile i̇bn Mace rivayet etmişlerdir. Birinci fasılda Bukhari ve Müslim hadis vardı. Bu fasılda ise küçük bir sitenin diğer bölümlerinde olan hadis-i şerifler var. Peki Ve an sellemete İbni el-Mahiyyik radıyallahu anhu Burada kayıda baktığımız zaman ve an seleme tebnil muhabbik radıyallahu An diye gözüküyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır men kâne lehu hamûletun te'vî ilâ şibe'in fel min haysu edrakehu men kâne lehu bir insan için varsa hamûletun yani bindiği bir bineği vardır. Te'vî ilâ şibe'in te'vî kendisine destek oluyor, ona yardım veriyor. İlâ yani tokluğunu adeta unutturmuyor kendisine. Yani çok fazla enerji sarf etmiyor. Hayvan üzerinde gidiyor. Fel yasum ramadâne min hayse edrakehû. Nereye yetişirse Ramazan'ı oruç tutsun diyor. Nasıl olsa kendisi yolda yürümek suretiyle acıkma durumu, oruçta zafı uğrama durumu söz konusu değil. Tabi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz işte bugünkü işte yazın e, içinde soğuk e, kliması olan, kışın ısıtan efendim evimizdeki koltuklardan daha rahat arabalarla e, özel arabalarla, otobüslerle uçaklarla yaptığımız yolculuklarda febit harikil evla tutun diyecekti. Çünkü ne sıcaktan etkileniyorsun ne soğuktan etkileniyorsun. Oturduğun koltuk rahat. Yağmur sıkıntısı yok. Dolayısıyla burada bu şartlarda belki oruç tutmak daha iyi olabilir. Bir de tabi bunun yanında insanın kendi sağlık dengesi de önemlidir. Bu sağlık dengesini de hani bazen şartlar tamam da adamın sağlık dengesi çok naziktir. Altından kalkamayacak cinsense o ayrı bir konu. Yani seferde efendim arabanın kliması iyi ama vatandaş gerçekten arabada yoruluyor. Sağlık dengesi yerinde değildir. E Cenab-ı Hakk'ın verdiği ruhsatı kimse iptal edemez. Bu doğru da olmaz. E, adil de olmaz. Kıymetli izleyenlerim. Cenab-ı Hakk'ın işine karışılmaz daha doğrusu. O izin veriyorsa veriyordur. Bizim için rahmettir. Efendim burada bizim için hani ruhsat ve azimet meseleleri vardır. Ne demek ruhsat ve azimet meselesi? Yani oruç tutmayabilir. Misal hamile kadın. Emzikli kadın tutmayabilir peki tutarsa, e, tutarsa olur. Cuma namazı seferi olan kılmaz. Kılarsa olur mu? Elbette olur. Bu da tutarsa elbette olur. Kıymetli izleyenlerim, bir dersimizin sonuna geldik. E, seferle ilgili hadis-i şerifler. Yani seferde oruç tutulur mu, tutulmaz mı? Bu konuda Hazreti Cabir radıyallahu efendimizden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fetih yılında Mekke'ye doğru yola çıktığında Ramazan ayında idi. Efendim Kura'ul Gamim denen yere kadar orucunu tutmuş. İnsanlar da tutmuş. Sonra bir bardak istemiş. Efendim e, suyu bardağı kaldırmış. İnsanlar ona bakmışlar. O içmiş. Ve ondan sonra bazıları Fekile lehu ba ona Efendimiz'e dediler ki Ya Resulallah bazıları oruç tutmaya devam ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlar asıl generaldir. Yani ben e, orucumu açtım. E, onlara bir peygamber olarak örnek teşkil ettim. Onlar bana bakarak bozmalı idiler şeklinde e, anlaşılması lazım burası. Abdurrahman bin Afra radıyallahu Efendimiz der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Saimu Ramazan fi sefer kel muftari fil hadar. Yani bu hadis-i şerif kütüb bir Sitte'den İbn Mace'de rivayet edilmiştir. Seferdeyken oruç tutmamalı manasında rivayettir. Dersimin başında ifade etmiştim. E, bu konuda alimler ayet ve hadisleri inceledikten sonra verdikleri fıkhi karar nedir? Eğer kişi oruç tutmaya muktedir olabilecek, sağlık dengesi bozulmayacaksa, bu yüzden oruç tutması evladır. Eğer oruç tuttuğu zaman e, sıkıntıya düşecek, hastalanacak, yolculukta arkadaşlarına yük olacaksa o zaman tutmaması evladır şeklinde değerlendirilmesi lazım. E, kıymetli izleyenlerim Rabbim her birimizi ibadet konusunda hassas olan kullarından eylesin. Hem dünyası hem ahiret mağmur olan sevgili kullarından eylesin. Yüce Rabbim bütün ibadetlerimizi, oruç ibadetimizi de nezd ilahiyesinde kabule şayan etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.